Uykum geldi vallahi artık bıktım 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 oraya. Ne yapıyor bu ibneler? Bugün tweet attık. Abi, şunu bahsediyordum işte. Perpetual kontrat denen bir muhabbet var. Normalde şey long short'a döner. Short long'a döner. Bunlar işi değiştiriyorlar. Shortçılar longçılara para ödesin. Hani longçılar da shortçılara para ödesin. Hangisi ağırlıktaysa yazık diğerlerine. Adamları da o kadar incitmenin alemi yok. Onlara 3-5 bir şey destek atalım. Muhabbet o. Fonlama oranı diye bir şey var. Ona göre hangi şeyde longta ya da shortta hangisinde fon yani yatırılan para fazlaysa öbürüne destek çıkıyor falan filan diye bir katakulli Tweetini de attım. Godumu marketinde 7-8 yıldır içindeyim ben. Ben daha bir Allah'ın günü görmedim. Shortçıların longçulara para ödedim. Ama her ne ekmezse bu düşüyor. Onun nasıl oluyor anlamadık. Değil tabii ki anlıyoruz. E pislik yapıyorlar işte. CZ ve tayfası. Normalde işte longçu shortçıya ödüyor ya. Longçu fazlaysa. Kardeş diyor de çok para var zaten. Sen bu heriflere yazık bu adamlar da marketi dengelemeye çalışıyor. Hani senin long aldın ya sen o parayı ona veriyor olman lazım. Ondan aldın çünkü adam hem zarar etti bilmem ne etti. O adama para ver. longçular onlara para veriyor. E, tam tersi durumda da shortçılara diyor onu. Şimdi akıl var mantık var. Bunun fiyatı düşüyorsa demek ki longçu yok markette demek değil mi? Shortçılar fazladır. Satış yapılıyordur ve fiyat düşüyordur. O durumda shortçılar longçılara para vermesi gerekmiyor mu? E, gerekiyor. Veriyor mu? Yok. Niye? Çünkü organik olarak shortçı yok. Yok yani shortçı morçu. 3-5 kişi var artı borsalar var. Organik olarak herkes longçu Herkes aha buradan döndü, aha buradan döndü, aha buradan döndü diyor. Sürekli long açıyor. Herkes 3-5 trader dışında short açan bir Allah'ın kulu yok. Tweet'te de bahsettiğim gibi likidasyonlardan da görebilirsiniz bunu. Bu bitcoin 50.000'den 47.000'e düşüyor. 4 milyar dolar long likidi oluyor. Alt tarafı 3.000 dolar düştü diye. Ama 10.000 dolardan gidip 58.000 dolara çıkıyor. 5.8 kat artıyor. Taş çatlasın 100-200 milyon dolar short likidi oluyor. O zaman nasıl düşüyor bu arkadaş? Kimse şu açmıyorsa. Bunun düşebilmesi için birilerinin sürekli satıyor olması lazım değil mi? Kim satıyor kardeşim bunu? Amerika Merkez Bankası'nın işte Fed'in Med'in dediği de o. Bu niye düşüyor abicim ya? Bu düşebilen bir şey değil. Lan herkes almak için uğraşmıyor mu bunu? Nasıl düşüyor o zaman bunun fiyatı? senden, ondan, bundan 5 dolar, 10 dolar, 5 dolar, 10 dolar, 5 dolar, 10 dolar. Günde 10 bin tane adamdan 5 dolar, 10, dolar çaldığında mis gibi para ediyor borsalar için o. CZ için o. Yaptıkları tek pislik bu. Hep diyoruz ya kripto düşebilen bir şey değil. Kriptonun düşmesi mantık hırsız, fonlama oranıymış da bilmem neymiş de falanmış da filanmış da, da diye yüksek takipçili hesaplar ondan bahsediyor. Fonla ne fonlası ne oranı arkadaş ne diyorsunuz siz ya? Bir kere de doğruyu söyleyin ya. Hangi fondan bahsediyorsun sen? Şunu açıkla ya. 58 binden 48 bine düştü diye 4 milyar dolar long likide oluyor. 4.000 dolardan 50 bin dolara giderken niye Aa, 10 milyar dolarlık short likide olmuyor o zaman? Madem fonlama diye bir şey var. Fonlama oranı diye bir şey var. Longçular shortçuları ödüyor. Shortçular longçuları ödüyor madem. ikisi bir dengede. Bir denge kaybol olunca şey oluyor. Niye 52 olan short yok o zaman? Buna dikkat etmemiş olanlar Bitcoin atmaya başladığında dikkat edin. Bakalım ne kadar short likide olacak. Ondan sonra 40-50 binden buraya kadar düşe, düş, düştüğünde olan shortla long, long likidasyonuna bakın. Karşılaştırın bakayım. 47'den 90 bine giderken ne kadar short likide olacak? Kimse short açmıyor buna. Bu short açılabilen bir şey değil zaten. Buna short açmak geri zekalıktan başka bir şey değil. O sebeple de kimse açmaz. 3-5 trader dışında düşecek diye şey yapar. Artı borsalar açıyor şortu. Çünkü o fonları da abi, o, o, şekilde şey yapmaları gibi dengelemeye çalışıyorlar falan filan. Ama o bile değil yani olay. Yüzde yani %75 longta ise %25 şorttadır ve o, o oran, o oran bile çok ütopik yani kripto için. O zaman bu nasıl düşüyor kardeşim ya? Elon Musk bitcoin almaya kalktığında ha böyle fitil atıyor bu kocaman. Mum atıyor. Ama başkaları alırken düşüyor. Bu nasıl oluyor ya? O yüzden Twitter'dan destek isteyip duruyoruz biz. Bugün en son bir tane de şey attım yani. Fenolara giydirme. Tek yatırımları, kripto yalan tek yatırımları senden ondan bundan kastıkları referanslardan gelen coinler. Canlıya yapıyorlar şimdi 3 tanesi YouTube'da. 5000 kişi izliyor gözüküyor. Çete bakıyorsun. Şu bizim çete kadar aktif değil. Bir kere de doğruyu söyleyin ya. Bir kere doğruyu söyleyin de şu borsalardan kurtulalım. Şu korsa, borsaların manipülasyonlarından kurtulalım. Bu kadar yavşaklık bu kadar yalakalık olmaz ki ya. Hatta matematiksel olarak şey yani longçular shortçular ödeyecekmiş shortçular longçular ödeyecekmiş formülü o tamam formülü de da, uygulamada öyle bir şey yok ama daha önce YouTube'da anlatmıştım yeni gelenler izlesin onu shortçuların longa döndüğünde ne olduğunu anlatmıştım onun GameStop'ta Bitcoin ve kripto her daim o şekilde short longa dönerse satıcı gelene kadar o artar satıcı 50 binde mi gelir 500 binde mi gelir 50 milyon dolarda mı gelir bilemezsin Bitcoin'de de satıcı öyle <laughs> o bunu düşürecek kadar satıcı gelmez. Madenciler satıyor sadece. Bir de kar edenler satıyor. Öbür balinalar hani 5 bin, 10 bin, 20 bin bitcoin'i olan adamlar bunu düşürecek kadar satmıyor. Satmasına da gerek yok. Adam 200 dolardan, 100 dolardan, 50 dolardan bitcoin almış. 47 bin dolarda 10 bin tane bitcoin'i satıp ne alacak bu adam Allah aşkına? Berif nasıl bir borcu var ya? Satıp ne yapsın o adam? Neresine sokacak o kadar parayı? Bankaya atmaya kalksa devlet çökecek ona. Vergi mergi bilmem ne. 10 bin bitcoin ne ediyor şu an? 4 milyar dolar mı ediyor? 10 bin bitcoin'i olan zamanında 100 dolardan 10 bin bitcoin almış adam 100 bin dolara. Şu an 4.7 milyar dolar parası oluyor. Nereye çökecek onu? Hangi bankaya atabilir onu? Devlet çöker o bankaya. Zaten olay o devlet devletler bankalara çökmesin. O paralara çökmesin. Mevzu o zaten. Dolara bu adamlar satmıyor. Satıyorsa 50 tane 100 tane satıyor anca. On bin bitcoin'i on bini satıp ne alacak Allah aşkına ya? Ama oradan buradan tırt tıklayıp sen yani totalde o kadar satış oluyor. Ayrı mevzu o. O bam, o başka ama onu eme, emebilir market. O o satışı. Yani bir 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 bir, bir satmak var. Yüz, yüz 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 satmak var. Birden yüklü satış yapıldığında ne olduğunu gördük burada. Geçen sefer. On bin dolarda. Altı bin tane satınca yamuldu bir 5000 dolara düştü iki günde. 20.000'den 4 kat düştü. Ama Twitter fenoları hep şey böyle bir polyanla aman borsalara bir şey demeyelim aman şey etmeyelim. Hiçbir şey yok sanki. Sütten çıkmış ak kaşık bunlar. Hani şu bir dakikalık mumları hiç bunlar hepsi organik. Hepsi. Şu hepsi organik bu. Şeye bakıyorsun. Atıyorum mesela şuradan mı döndü bu? Şu an sallıyorum. Bu da mı döndü? Buradan grafikten bitiyorsun. Bir bakıyorsun ki trendi günlüğe haftalığa aldın mı? T ebesinin üzerindeki trendten dönmüş. Atıyorum şuradaki trendten dönmüş mesela tamam mı? Ha şuradaki, ha şundan. Ha şu trend mesela böyle. Organik bu. Bütün herkes bunu gördü. Ona göre o işlem falan da filan da. Yani kim inanır buna ya? Cezeye bağırış çağrışlar arttı. cezede de çıktı dedi ya. Yani birisi size gidin dese ne hissedersiniz falan filan dedi. O işte. Organik bunlar demeye çalışıyor. Hiç i̇şte organik mı organik kardeş. Hani birileri 3 milyar dolarlık bitcoin almaya çalışırken bunun fiyatı nasıl düşebiliyor? Hikayeden iş işte. Çünkü organik olan mumlar şunlar. Şu şunlar tamam. Bak kırdı. Gidiyor. Burada organikler geliyor. Tamam alıyor. E, bu ne ya, anasını satayım ya? Bu gidiyor. Bu ne işiyor şimdi? Yukarı gidiyor işte. Burada organikler geliyor almaya. Mesela yine çakıyorsun bunu aşağı. E manipülasyon yapıyorsun işte. Amerika'da bunu diyor zaten. Kardeş bu bu, bu böyle olabilecek bir şey değil bu. Ya, bu kırdıysa gider kardeşim. Daha bu kırmış. Hani bunun bir hedefi var. Bilmem neyi var ya. Burada niye olmuyor o işler? Kırdıysa gider o hedefine. Ben diyor bitcoin'de bakıyorum kardeşim, Formasyon yapılmış. Formasyon ne defa e atıyorum işte nedir o? 48 işte 47 kırdı mı 50 gelmesi lazım. 48'de yamulmaya başlıyor kardeş. O zaman siz dolandırıcılık yapıyorsunuz. Sizin hiçbir grafiğiniz formasyona uymuyor. O zaman bu işin içinde bir kataküllü var. Bir getirin bakayım şunları bir regülasyon regüle edeyim ben sizi. Kim giriyor, kim çıkıyor bakayım diyor Amerika. Bık 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 bık. bık. Gene ortalığı karıştırmaya başladılar. Şey şeyin Brian Armstrong dur net bir şeyse niye çıkmıyor ya? Gel toş. Nerede o? Coinbase. Niye çıkmıyor? Engel CZ falan beni. Ha, şu. CZ rekabet edemiyor. Çünkü CZ Çinli olduğu için Çinliler hiçbir zaman hani ne telif hakkı tanır, <laughs> ne regülasyon tanıları hiçbir şey umurunda değil Çinlilerin. O yüzden bizim CHZ rekabet edebilmemiz için sizin getirdiğiniz regülasyon kuralları çok sert falan filan diye Binance'in adını verip şey seke bir şeyler yazmış. Ama sen de aynı boksun kardeşim. Senin de ne yaptığın belli değil. Ya bir taneniz adam gibi çalışsın ya. Globallerden yaptığınız tek iş o. Buraya gelmiş gidiyor. Kıracak. Yok in aşağı. Niye? E şurada bir şey var onu test edeceğiz. Kendi kendilerine grafik çiziyorlar. Paradan para kazanma o olayı işte. Yani senin paranı çal çalması bu şekil oluyor. Aha kırdım diye sen giriyorsun çakıyor aşağı yok ben kırmamıştım şurayı diyor. Hani sen diyorsun ki şu üçgeni kırdı tamam mı? Hani gidiyor alıyorsun yok diyor ben daha büyük bir üçgen yapmıştım. Bu değil de o üçgen yanlış o üçgen bu. Sonra ben, ya, sen burada alıyorsun şuradan aşağı kırınca satıyorsun şurada gitti 10 dolar tamam mı? Ya gidiyor. Aha diyorsun gidecek. Alıyorsun gene. Yok diyor ben o üçgeni yapmadım ki ben. Ben bu üçgeni yaptım kardeş. Gitti gene odalar. Tekrar kırıyor. Ya o üçgen değil abicim ya. Ben şu üçgeni yaptım ya. Hep yanlış üçgeni seçiyorsun sen de ya. Hep yaptıkları hareket bu. E, dolandırıcık değil de ne bu? Üçgeni önceden çizmiş zaten ne yapacağını. Sen ne yaparsan yap onu yapacak. Fonlama oranıyla bilmem neyle falanla filanla hiç alakası yok olayın. Hiç ama formülde var. Siz ne yapıyorsunuz deyince de fonlama oranı var. Ona göre hareket ediyor. Bunu diyorlar. Lan fallanma oranı var madem de bir yandan kolu short açmıyor. Bu niye düşüyor lan bu? Diyor şeyde. Amerikan Merkez Bankası şey, bilmem ne komisyonu. Senin fonlama oranlarını bakıyorum ben. Herkes alıyor kardeş. Bu nasıl düşüyor lan? Herkesin aldığı bir şey nasıl düşebilir ya? Ben bile almak için uğraşıyorum diyor ya. Yani. Şey, Amerikan Merkez Bankası. Ulan beni bile incitiyorsunuz burada diyor. Siz ne ayaksınız siz? İnsan alan biri çıktığı zaman görüyoruz ne olduğunu. Elin maskın yaptığında. Ama her ne ikmese, bunlar organik. Hep şu hareketler. Ben hep diyorum yani elinde 500 milyon dolar varsa herhangi bir borsadan Binance'dan falan atarsan kaçar Binance'a. O herifler o 500 milyon dolar hayatlarını da görmemiş zaten. Senden 10 dolar almak için uğraşıyor adam burada. 500 milyon dolar atarsan Binance'a Binance, a Binance a ulaşamazsın. Onlardan habersiz. Kapatır giderler vallahi. Oh derler 500 milyon dolar gelmiş. Sonra da derler ki teknik arıza olmuş. Sen Doğan'da göndermişsin. Senin para işte gitti. Salak mısın sen derler bir de. Sen üstüne bir de sen suçlu olursun. Haber vermeden niye gönderiyorsun bize o parayı derler. Bir de sen suçlu olursun onun üstüne. Tep yaptıkları o. Ama sorsan organik bunlar. Hiç hiç karışmıyorsun. Yani tartarken longdayken yani long açtın mı senden fee kesiyor ya sürekli. Yani futures'ta. Her 8 saatte bir. Niye o fee kesiyor? E sen kardasın. Bak zarardayken kesmiyor senden. Ama kara geçtiğin anda artıştayken Fiyat kâra geçtiği anda her 8 saatte bir fi kesmeye başlıyor. Niye? E sen kârdasın, şortçulara da para ver. E şortçu kim? Şortçu kendisi zaten. Kendi açıyor ya şortu 10 milyon o sniper şeyden görsünüz. O. E zarardayken o zaman şortçular fazla. Değil mi? Hani fiyat düşüyorsa şortçuların fazla olması gerekiyor normalde değil mi? Yoksa niye düşsün fiyat? E fiyat düşüyor. Longçu adam zararda ama Long'cu adam hiç para geldiğini görmedim ben. Kaç kere başıma geldi. Likid oluyorsun. Niye para gelmiyor? Shortçulardan. Yo, yok ki çoğu shortçu. Shortçu bir tek borsa. Borsalara ne para versin? Yaptıkları pislik bu. Ama yüksek takipçili hesap, hesaplar böyle güzel anlatıyor ki işte perpetual kontratlar var da şöyle şöyle oluyor da böyle böyle oluyor da şundan şundan oluyor da ondan bundan oluyor. Ne güzel anlatmışsın. Sistem anlatmışsın. Teorisini. Pratikte niye öyle olmuyor asıl satayım? Onu da söylesene. Ama yok. Onu söylerse Binance'ten 50 dolar alamaz. Onu söylerse olmaz. Es kaza yarın öbür gün Binance gelir kardeş der sana 500 dolar verelim biz ayda. O 500 dolar alması, alması lazım. Aç köpek çünkü hepsi. Referanslar yazıyorlar sizden para sizin yaptığınız trade'lerden bir dolar iki dolar iki gidiyor. Onlarla da Futures oynuyorlar işte. Onu oynuyorlar. Bunu oynuyorlar. Kazandım. Şey ettim de bilmem ne de falan da filan da muhabbetlerine giriyorlar ondan sonra.